sabrım yetmiyor. Benim oturup ders çalışmaya sabrım yetmiyor. Siz nasıl bu kadar çok eğitim almaya sabredebildiniz ve hatta şu an bile bir üniversite daha okuyabilirim diyorsunuz. O nasıl oldu? Bize bu konuda da örnek olur musunuz? Şu Cumhurbaşkanlığı işini yapıp memleketin işlerini yola koyalım. Ondan sonra Allah'ım ömür verirse tekrar okuyacağım tabii ki. Şöyle canım benim, merak etmek. Buradaki kilit sözcük o, merak. Şimdi ben her gün aşağı yukarı kitap ısmarlarım. Şimdi bugün bu kitaplar biraz önce yani bugün öğleden sonra geldi, postadan çıktı. Şimdi heyecanla bunları okuyacak zamanı yaratmayı bekliyorum. Şu anda 2 tane kitap yazıyorum. İşte bir türlü yaptıkça daha da şurasını da ekleyeyim, burasını da filan uzuyor. Ama şu anda heyecanım bir an önce o kitap yazma işini bitirip bunları okumak. Bunun şeyi merak. Mesela benim masamın elimin altında, pardon, daima daima ansiklopedilerim vardır, daima. Neden? O ansiklopediyi açıp oradan okuduğum bilgi benim hayatımda mutlaka olaylara bakışımda, insanlara yaklaşmamda, bir konuda bir şey ifade etmemde bana katma değer yaratır. Yani dünyamı genişletir. Yani insanları daha iyi anlamamı sağlar. Mesela o nedenle ben işte İngilizce öğrendim, Almanca öğrendim. Tızınayış ya gavariş çüçüt paruski toji. Это очень здорово. Я не ожидала. Da. Yani farklı kültürleri tanımak, farklı diller konuşmak, bunlar merak. Merakı tatmin ettiğimiz müddetçe de genişliyoruz. Onun için öyle düşün. Onun için öyle düşün. Ders çalışmanın, öğrenmenin seni zenginleştirdiğini düşün. Ders çalışmayı bir eziyet olarak değil, bir zevk olarak, onu ders çalışmak diye düşünme zaten. Bilgi edinmek diye düşün. Öyle düşündüğün zaman o seni motive edecektir. Çok Peki teşekkür ederim. Metaneciğim, mailini bekliyorum. Eğitimlerimize katılmak bizi de zenginleştirecek. Senin bizim eğitimlerimizde bulunman bizi de zenginleştirecek. Güzel yavrum benim. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.